أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. كلما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابن هبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع adlı kitabını okuyoruz. İbn Hibban'ın bu kitabı meşhur adıyla التقاسيم والأنواع kısımlar ve çeşitler, yapısı dolayısıyla İbn Hibban sünneti 5 kısımla ayırmış. Emirler, emir içeren hadis grubu; yasaklar, yasaklama da içeren hadis grubu; haberler, bir konuda ihbarda bulunan, ister geçmişten ister gelecekten olsun veya çevresindekilerden olsun haber içerenler, haberler kısmını; içinde herhangi bir şeyin sakıncasız olduğunu, mübah olduğunu bildiren hadisler grubunu da bir kısım yapmış, dördüncü kısım mübahlar. İçinde Resulullah'ın fiillerini, davranışlarını, eylemlerini barındıran, hatta takrirlerini barındıran hadisleri de fiiller kısmı içerisine toplamış. Böylece 5 kısım yapmış kitabını. Sonra da bunları kendi içinde çeşitlere ayırmış. Emirlerin içerisinde 110 tane çeşit başlığı var. Yasakların altında da 110 tane çeşit başlığı var. Buraları okuduk. Haberlerdeyiz şu anda. Haberlerin altında 80 tane nevi dediği çeşit başlığı var. Mübahlarda 50, fiillerde de 50 tane nevi başlığı var. Toplamda 5 kısım, 400 çeşit kitabın omurgası. Biz haberlerdeyiz şu anda, yıllardır okuyoruz. Haberlerin 8. çeşidindeyiz. Nasıl bir haber türü bu 8. çeşit derseniz, İhbaruhu, haber vermesi Resulullah'ın, عن مناقب الصحابة, sahabenin menkıbelerinden, yani sahabenin durumlarını anlattığı, Resulullah'ın arkadaşlarından söz ettiği rivayetler. رجالهم ونسائهم, erkeğiyle kadınıyla fark etmiyor. بذكري أسمائهم, adlarını vererek, Resulullah'ın adlarını vererek andığı arkadaşlarıyla alakalı rivayetlerin hepsini buraya toplamış İbn Hibban. Epeyce bir rivayet, bakın burada başladı, şu kadardır okuyoruz, daha da devam ediyor. En son kaldığımız hadisin zikir başlığı şöyle. Bir de her hadisin başında zikir başlığı var. İbn Hibban'ın konuyu sürüklediği yerdir o zikir başlıkları. Özetini verir hadisin, ne anlaşılması gerektiğini orada ifade etmeye çalışır. Hadisin fıkhına dair yaklaşımlar hep zikir başlıklarındadır. 3552, hadisin zikir başlığı şöyle. 3452. Affedersiniz, 3452. ذِكْرُ جَمْعِ اللّٰهِ بَيْنَ رِقِّ صَفِيِّهِ, Allah Azze ve Celle'nin safiyinin, yani seçkin kulu, Hazreti Peygamber'i kastediyor, onun tükürüğüyle, وَبَيْنَ رِقِّ عَائِشَةَ, Ayşe'nin tükürüğünü cem etmesi radıyallahu anha, فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا, dünya günlerinin son gününde. 3452, ravilerini çabucak okuyayım. Başlamıştık bu hadise, öyle kalmıştık. Akhbarana İmran ibn Musa ibn Mucashi'in, bize İmran bin Musa bin Mucashi haber verdi. Haddethana Osman ibn Ebi Şeybe'te, bize Osman bin Ebi Şeybe anlattı. Haddethana ibn Uleyye'te, bize İbn Uleyye anlattı. An Eyyub'a, o da Eyyub'tan. An ibn Ebi Muleyke'te, o da İbn Ebi Muleyke'den. An Aişe'te, o da Aişe'den. Kalet, dedi ki,
Mâte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Hazreti Ayşe anlatıyor. Fî beyti, benim evimde öldü. Ve fî yevmi, ve benim nöbetimde, yani normalde bende gelip kaldığı gece, diğer eşlerin nöbet sırasında, diğer annelerimizin nöbet sırasında benim gecemdeydi öldüğü ölümü. Ve beyne sehri ve nehri, ve benim dizimde ve kucağımda başını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine dayadığı bir haldeyken, demek ki normal yerde yatarken Resulullah teslim etmemiş ruhunu, Hazreti Ayşe'ye yaslanık böyle onun kolları arasında böyle bir esnada son nefesini vermiş Allah'ın elçisi. Salat ve selam üzerine olsun. Ben öyle anlıyorum ki o sahneden, yani onun vefatını o kestirememiş olsa gerek onlar. Yani şu an vefat edecek olsa insanlar toplaşır değil mi? Ama Resulullah vefat ettiğinde sadece Hazreti Ayşe vardır yanında. O altı sahabiye mi duyacak? Hangi altı sahabiye? Hazreti Ömer'in kendisinden sonra emir seçilmesi için işaret ettiği o altı kişi vefat sırasında. Orada mıymışlar? Ben öyle hatırlıyorum, bilmiyorum. Fedehale anlatıyor şimdi Hazreti Ayşe. Fedehale Abdurrahman ibn Abi Bekir. Abdurrahman bin Abi Bekir geldi. Yani kardeşi. Ve ma'hu siwakun ratbun. Şimdi bu esnada Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'nin odasında. Abdurrahman bin Abi Bekir içeri gelmiş. Son demleri. Yanında siwakun ratbun, elinde bir yaş misvak var Abdurrahman'ın radıyallahu anh. Fenadara ileyhi. Resulullah ona baktı, elindeki misvağa baktı onun. Fazanentu enne lehu fihi hacetun. Ben onun bakışından, misvakı gözüyle takip etmesinden canı çekti diye düşündüm. Demek ki doğrudan istediği falan dönemler artık geçmiş. Hazreti Resulullah biraz ima ile ihtiyacını belli ediyor. Veya Hazreti Ayşe o kadar hassas ki onun göz ucuyla takip ettiği şeyden bu sonucu çıkarmış. فَاَخَذْتُهُ Aldım onun elinden o yaş misvakı. فَلَقَدْتُهُ وَمَدَغْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ Ağzıma aldım onu, dış kabuğunu dişlerimle sıyırdım. Sonra onu yumuşattım, tükrükledim. Hoş hale getirdim. ثُمَّ دَفَعْتُهُ اِلَيْهِ Sonra Resulullah'a verdim. فَاسْتَنَّ O da misvaklandı. Demek elini kullanıyor. كَاَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنَّنْ قَطُّ Daha önce görebildiğim en güzel şekilde misvaklandı. O da böyle, hani biz bilmiyoruz da böyle odunu sürten gibi sürtüyoruz. Hiçbir şeye benzemiyor. Halbuki o da bir hüner. Uzun zaman yapanlar onun düzgün, güzel bir şekilde misvaklanıyorlar. Bakmaya doyamazsın yani. Güzel misvaklıyor kendisini. Hazreti Peygamber de öyle bir güzel misvaklamış ki, yani daha önce gördüklerimden en güzelini gördüm misvaklanırken o esnada diyor. فَاسْتَنَّكَ اَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنَّنْ قَطُّ ثُمَّ ذَهَبَ رِيقُهُ Sonra tükürüğü gidince فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ Elinden düştü. Demeden o esnada feri de kalmadı belki. فَأَخَذْتُ Aldım. اَدْعُوا بِدُعَاءٍ كَانَ يَدْعُوا بِهِ اِذَا مَرِضَ Başladım, o hastalandığında bir duası vardı. Ben de başladım o duayı yapmaya. فَلَمْ يَدْعُوا بِهِ فِي مَرَضِهِ ذَٰلِكَ Bu hastalığında o duasını hiç yapmamıştı. Bize vermiyor o duayı ama benim anladığım, Allah Azze ve Celle'nin elçisi hayatı boyunca hastalandığı zamanlar yaptığı duasında şifa diliyordu Allah Azze ve Celle'den. Bir duası vardı diyor. Belki biliyoruz ama şu an bizim de hatırımıza gelmiyor. Fakat rivayette geçmiyor.
Ama bu hastalığında hiç yapmadı o duasını diyor Hazreti Ayşe. Ben başladım onun o duasını yapmaya. Onun adına bir bakıma. Şu olabilir mi hocam? Allah'ım mağfiret edersen. Olabilir. Evet. Evet, aynen öyle. Şifaen la yugadiru sakama. Geriye bir hastalık bırakmayan bir şifada bulunmasını. Şifa veren sensin. İşfi ente şafi. Ama bunda hiç yapmamış Hazreti Peygamber. Ben diyor onun adına o duayı yapmaya başladım. فَرَفَعَ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ Benim duayı yapmaya başladığımı görünce bakışını göğe kaldırdı. فَقَالَ dedi ki اَرَّف۪يقُ الْاَعْلَى اَرَّف۪يقُ الْاَعْلَى Nasıl diyelim buna? Yani yüce dost. Allah'ın elçisi salat ve selam üzerine olsun. Kendisini demek ki yolcu olarak görüyor. Şifa bulup hayata dönmek değil, gitmek istiyor. Er-Rafikul A'la demiş. O Hazreti Ayşe öyle dua ettikçe o yüce dost, yüce dosta demiş. Fefadat nefsuhu. Nefsi tükendi, boşaldı ve öylece dondu kaldı. Elhamdülillahi lezî cema'a beyne rîkî ve rîkîhî fî âhiri yevmin mined dünya. Dünyasının son gününde benim tükürüğümle onun tükürüğünü birleştiren Allah'a hamdolsun diye Hazreti Ayşe anlatımını böyle tamamlamış. Bu okuduğumuz rivayet Buhari'de var. 4186 İmam Buhari el-Magazi'de vermiş bu rivayeti. Bab başlığı olarak da Maradun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve vefatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ve vefatı. Bu ilk hastalığı da eve geldiğinde Hazreti Ayşe ile orada da böyle bir şey oluyor. Hatırladınız mı bilmiyorum. Sen de hep böyle çok hastalığını şey yapıyorsun diyor Hazreti Ayşe. Yani can azlık falan yapıyorsun diye. Can taze. O da bir espri mi yapıyordu esnada? Benim yerime sen hasta olasın falan. O da diyor he hasta olayım öleyim diyor. Ondan sonra yine yerime birini daha alasın diyor. Vardı bir şeyler ama bir esprili bir diyalog var o esnada. Halbuki Resulullah bu bahsettiğimiz hastalığına girmiş durumda. Yani son hastalığına girmiş durumda. Ama normal hastalıklarında da zaten çok hani dışarıdan bakınca canı az bir resim sergiliyormuş. Hazreti Ayşe'nin deyimi öyle. O da diyor ki ben sizden çok acı çektiğim için diyor. Bize acı çok fazla çektiriliyor diyor. Resulullah'ın iddiası da öyle. 3453 nolu hadisteyiz. Hazreti Ayşe ile ilgili olan rivayetler devam ediyor. ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذ۪ي مِنْ اَجْلِهِ كَانَتَ عَائِشَةُ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ Hazreti Ayşe'nin künyesi var. Ümmü Abdillah diye, Abdullah'ın annesi anlamında. Diyeceksiniz bu nereden çıktı? Çocuğu evladı olmadığı halde. İşte bu rivayet bize bunun sebebini anlatacak. Hazreti Ayşe'nin neden Ümmü Abdullah olarak künyelendiğinin sebebini veren rivayet diyor İbn-i İbban. 3453 اخبرنا الحسن بن سفيان bize الحسن بن سفيان haber verdi حدثنا عقبة بن مكرم bize عقبة بن مكرم anlattı حدثنا يونس بن بكير bize يونس بن بكير anlattı حدثنا هشام بن عروة bize هشام بن عروة anlattı عن أبيه o da babasından عن عائشة o da Ayşe'den قالت dedi ki Lemma ulida Abdullah ibn Zubeyr. Abdullah bin Zubeyr doğunca Hazreti Ayşe anlatıyor. Ataytu bihi Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Alıp onu Resulullah'a getirdim. Kendi akrabası ya. Evet. Alıp getirmiş Resulullah'ın yanına.
Fetefele fi fihi. O da onun ağzına tükürdü diyor. Bebenin ağzına tükürmüş. Fekâne evvele şeyin dehele cevfahu. Onun karnına giren ilk şey o oldu diyor Hazreti Ayşe. Ve kâle ve dedi ki Allah'ın Resulü, huve abdullahi, bu Abdullah'tır. Ve ente ummu abdillahi, ve sen de Abdullah'ın annesisin. Feme ziltu ukenna biha, ben de o günden beridir ummu Abdullah künyesini kullanıyorum. Ve ma velettu kattu, yoksa hiç çocuğum olmadı diyor annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Bu rivayet Müslim'de varmış. Numarası 2146. El-Adab bölümünde, kitabında. İstihbabu tehnikil mevlude inde viladetihi ve hamlihi ila salihi yehnikuhu. Doğumu esnasında çocuğun alınıp işte getirilmesi ve burada verilen künyeye dair bir başlığı atmış oraya. Buna nasıl anlayacağız? Neyi nasıl anlayacağız? Yani tükürme olayı şimdilerde de bir yerlerde var. Bundan Resulullah bu bebeğin, yani bir büyük, kendisine müntezip olmuş kişilerin, affedersiniz, ağzına tükürüyor. Yani ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne Akabe'de ne Kur'an'da bahsi geçen rıdvan biatında yahut ağacın altında böyle affedersiniz ağızlarına tüküre tüküre bunlara biat verdiğini vesaire böyle bir şey görmedim. Bu biraz kültürel, biraz fantastik bir hadise. Bilemiyorum ama bu dediğimiz noktasal bir hadise, bunu böyle yaygın büyükler üzerinden kendi müntesiplerinin birer birer ağzına tükürdüğü, buna bir ilişkili bir şey değil ama biz oradan çıkarıyoruz, bak oradan anlıyoruz diyene de sormak lazım. Yani Resulullah bunu yapsaydı bile, tek tek sıraya koyup koca koca adamları tükürseydi bile Resulullah'tı, yani Allah'ın Resulü'ydü. Sizin ağzınıza tüküren kim diye sormak lazım. Yani bir defa Resulullah'la böyle bir korelasyon yaparken, böyle bir eşleştirme yaparken bu adam kim? Önce bir onu sormak lazım. Bu kim yani? Resulullah'ın bile yapmadığı, hani bebeden şuradan buradan yaptığından örnek çalıp burada bu adama, koca koca adamlara bunu yapmasını yetki verirken daha fazla yetkilendirilmiş olmuyor mu? Resulullah'la eşdeğer bile görmek, onun seviyesinde bile görmek, onun gibi bile görmek saçma sapan olacakken bu dediğiniz hiçbir hesaba, kayda gelmez. Anlaşılabilir bir şey değil. Belli o adam onların ağzına tükürüyor. Yani. Sünnet diye düşünürse Resulullah'ın yaptığına, diğer yaptığı şeyi yapmak. Tamam, kucağında bir bebeğiyle gelirse Resulullah kendi akrabasından bir çocuğu getirdiklerinde öyle bir şey yapmış, hanımına da böyle demiş, ayrı içi bir hadise bu. Bu bile genel değil yani. Resulullah oturuyordu, her doğan çocuğu kalıp getiriyorlardı, o da tükürüyordu. İşte her gün üçer beşer çocuğun bebeğinin ağzına tükürüyordu. Bu bile böyle bir yaygın uygulama değil. Noktasal bir hadise, Hazreti Ayşe getirmiş, o da artık ne yapacağım, şeker mi vere, ne vere, bir yapacağım vere, tükürmüş yani. O da hanımına da, aile içi bir şey bu. Demek ki onların kültürlerinde olan bir şey. Hazreti Hüseyin diyor ki, benim yüzüme, ağzına suyu doldurdu, yüzüme püskürttü diyor. Ondan sonra dil çıkardı. Böyle normal insani bir hadise bunlar yani. Biraz da aile içi olan bir şey. Buradan böyle yaygınlaştırıp dini bir uygulamaya, ritüele dönüştürmek, ne yapıyorsunuz siz yani? Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? En fazla o kadar sünnet diye düşünsen bile en fazla o kadarını yap yani.
sana akraban, çocuğun, torunun neyse olduğunda kendin böyle bir şey yapacaksan yap yani. Hocam, bizde kişiye benzesi diye yapıyorlar hocam. Yani bir tanesi güzel bu ülkeleri varsa küçükken onu ağzına tutuyor da ona benzesin diye. Bak öyle bir şeyden söz etmiyor burada. Yani bizde o yörede öyle. Yani Resulullah demiyor, güzel uyulu biri tükürürse o adam güzel uyulu olur. Böyle bir şey, bu teorik böyle bir şey yok yani. Gayet insani bir olaydan bahsediyoruz. Dil çıkarma kadar basit bir şeyden. Birbirinin yüzüne su sıçratma kadar basit bir şeyden bahsediyoruz. Hocam mescidin, biz sen Buhari'de okumuşsun. Mescidin duvarında tükürenlerin tükürüklerini temizliyor yani. Sikatin batıyor diye. Evet. Hiç hatırlamıyorsun. Tabii. Evet. Ve hatta ağır konuşuyor da bunu buraya kim tükürdü diye. Evet. Yalnız o tükürükle bunun nasıl bir ilgisi var? Evet. Hocam, kamuoyunda bildiğim bazı güçlü hocalardan bir tanesi yakın zamanda işte idrar şerif, tükürükü sürümü şerif bir açıklama yaptı. Bayağı bir gündem oluşturdu. Yani bu hadislerde var mıdır? Hazreti Peygamber'in kanını içerek veya idrarını içerek bundan yani bir şeyler beklentisi içerisinde olmasını sağladı. Bunlar hadislerde karşılığı var mı? Valla yıllardır okuyoruz hadisleri. Daha böyle bir şey ben görmedim. Siz gördüğünüzü mü bilmiyorum. Böyle bilmiyoruz yani. Resulullah'ın ashabına idrar içirttiği veya ne bileyim sümük içirttiği neyse yani bir tür bir uygulamanın oldu. Hani biri yanlışlıkla ağzına kaçsa ya yanlışlıkla içse falan eğer böyle bir şeyden yola çıkarak varsa şayet. Tamam. Var hocam sen kimden? Mescitte geçen yapan bedevinin idrarını temizlettiği için üstüne insan çilesine nasıl müsaade çekti? İşte böyle okuyup duruyoruz biz. Eğer böyle idrarlı, affedersiniz, pisliklerle dolu bir şeyse bir sabah akşam burada demek ki yıllardır bunları okuyoruz demektir. Hani bunları Resulullah'ta böyle vardı, biz de yapalım, siz de Şeyh Efendi'ninkileri için demeye getirenlerin çirkefliği kadar sünnet de idrardan ibarettir damgasını vurmaya hevesli olanlar da aynı çirkefliğin içerisindeler. Ve her ikisi Resulullah'ın düşmanı. Her iki kesim de. Yani uydurma saçma sapan rivayetler üzerinden, hatta iftiralar üzerinden kendi sufi geleneklerini desteklemeye çalışanlar, buradan ürettikleri saçma sapan fikirleri pazarlayanlar da ne kadar şallı şeyli olursa olsun sünnet düşmanıdırlar. Bunların uydurmaları üzerinden sünneti bütünüyle karalamaya, çişten sümükten ibaret saymaya ve böyle görmeye hevesli olanlar da Resulullah düşmanıdır. Biri öyle diyor, öteki de artık hadis-i şerif deyince hemen sümük-i şerif diyor. Her ikisi de sünnete bildiğin kesin düşmanlık yapıyorlar. Biz işte yıllardır okuyoruz ve bunlar 3 saat, 5 saat bir hadis dersi dinlememişlerdir. Bir tane hadis kitabı okumamışlardır. Böyle hemen yaftalayıp orayı bütün sümükten, idrardan ibaret saymaya hevesli olan kişi. Resulullah'tan kurtulmaya çalışıyor, iğrenç adam. Öteki taraftaki, o da bildiği halde elindeki rivayetin uydurma saçma sapan bir şey olduğunu, cebini doldurmak için, şeyhinin, affedersiniz, idrarını pazarlayabilmek için çok yüceltiyor yani. Yüceltebilmek için idrarına kadar konuyu indirmiş, kahrolasıca. Her ikisi de aynı zararı veriyorlar. Resulullah'ın öğretisinde böyle bir şey yok. Siz Resulullah'ın Medine'sine 15-20 günlüğüne, bir seneliğine kalıp dönseydiniz ne ağzınıza tükürülürdü, ne size kimse idrar içirirdi, ne de bunların daha ilerlemiş versiyonları var şimdi idrar içirtmeye hevesli. Ve Bursa'mızda çıkmıştı bir tarihte. Bade aldırıyordu ağızlarına. Bu da bunların daha ilerlemiş, artık fena mertebelerine geçmiş olanları. Ne vakit ki kitaptan ve sünnetten kopuyorsa, ilimden kopuyorsa, hangi cemiyet, hangi tarikat, hangi grup, hangi dernek, bilgiden, ölçüden, çerçeveden dışarı çıkıyorsa, insanlar öğrenerek, ikna olarak, bilerek değil de birilerini yücelterek bir araya geliyorlarsa, bu dediğiniz saçmalıkların hepsi orada olur. Resulullah'ın etrafındaki topluluk böyle bir topluluk değildi.
o insanları kendi yüceliğine inandırarak körü körüne tabi olmaya asla çağırmadı. Hâdihi sebîlî, bu benim yolum. Ed'u ilallâhi, kendime değil Allah'a çağırıyorum. Alâ basîretin, basiret üzere, anlayarak, farkına vararak, doğrusu evet, doğrusu bu diyerek, yeri gelince soru sorup, anlamaya kalkışarak, ama her halükarda o insan olarak seçiciliğini kaybetmeden, bu bahsettiğiniz kalabalıklarda herhangi bir seçicilik yok. Her bir birey o üsttekinin kulundan, kölesinden ibaret. Bir sonraki hadise geçelim. Zikrul kadri lezî mekethet fîhî âişetu inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Âişe'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldığı süreyi anlatan hadis. Ne kadar bir süre Resulullah'la beraber kaldılar? 3456. Akhbarana Ebu Arube el-Harrani. Bize Ebu Arube el-Harrani haber verdi. Haddesena Zekeriya ibn el-Hakem, bize Zekeriya bin el-Hakem anlattı. Haddesena el-Firyabi, bize el-Firyabi anlattı. Haddesena Sufyan, bize Sufyan anlattı. An Hişam ibn Urve, o da Hişam bin Urve'den. An ebihi, o da babasından. An Aişete, o da Aişe'den. Ennen nebiyye, Hazreti Aişe anlatıyor. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tezevvecehe, kendisiyle evlendiğini, ve hiye bintu sittin, 6 yaşındayken, ve udhilet aleyhi, yanına verildiğini, ve hiye bnetu tesain, yanına verildiğinde de 9 yaşındayken. Dolayısıyla birlikte fiili evlilik hayatı 9 yaşında başlayan, öncesinde nişan dersiniz nasıl derseniz 6 yaşında başlayan bir evlilikten söz ediyoruz. وَمَكَثَتْ عِنْدَهَا تِسَعًا. Peki bu evlilik ne kadar sürdü? Yani 9 yaşından sonra. O da bir 9 sene sürdü. Toplamda Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Ayşe bildiğiniz gencecik 18 yaşında bir kadındı. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim dedi ki, bildiğim kadarıyla bir 38 veya 40 sene kadar da Resulullah'tan sonra yaşadı. Uzun yaşadı. Bu Resulullah'la ilgili bütün hatıralarını anlatabilme fırsatı oldu. Kendisiyle ilgili aynı sırasında kendisi anlatıyor. Böyle başkalarının dilinden dinliyor değiliz. Bakma şimdi Hazreti Ayşe'yi dinlemeyin, aslında o şöyleydi böyleydi, yaşı şöyleydi böyleydi diye aklını peynir ekmekle yiyen kimselere. Kendileri bile işin doğrusunun öyle olmadığını bile bile yalan söylüyorlar. 40 yaşını 40 senede öyle yaşasa 58 veya 10, eğer 38 yaşadıysa 56 yaşlarında vefat etti. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim dedi ki, bu erken yaştaki evliliğinin anlamı, sebebi nasıl olduğuna dair önceki, bundan birkaç ders önce konu olmuştu, uzunca konuşmuştuk. Tekrardan konuya girmiyorum. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim dedi ki, İlâ hâhuna, buraya kadar, humul muhacirûne min Kureyş. Buraya kadar Kureyş'ten hicret edenleri verdim diyor. Yani başından beri, bu nev'in, bu çeşidin başından beri Kureyşlileri vermiş, içlerinden hicret edenleri vermiş. Arada ensar yok muydu? Vardı. O zaman bu aradakileri kastediyor. İlâhâ hûnâ humul muhâcirûne min Kureyş. Buraya kadar Kureyş'ten hicret edenler. Ve innâ nezkuru ba'de hâulâ'i. Bundan sonra hulefâ-ı Kureyş'in, Kureyş'in hulefasını, yani antlaşmalı olanlarını zikredeceğiz. İn yassarallahu zâlike ve sehalehu. Eğer Allah Azze ve Celle bunu kolaylaştırırsa bize diyor İbn Hibban. 3455 nolu hadis. Zikru Hatib ibn Ebi Belta'te halifi Ebi Sufyan'a. Hatib bin Ebi Belta'a, Ebu Süfyan'ın şey halifi, yani antlaşmalısı. Bunların böyle teke tek de antlaşmalıları oluyordu.
birbirlerini koruyorlar. Kendi aralarında bir antlaşma yapıyorlar. Sen falanca kabiledesin, ben bu kabiledenim. Bu kabilede senin bir işin olursa bana gel. Sizin tarafta benim işim olduğunda da ben senin üzerinden hallederim. Bu güç sağlıyorlar kendi aralarında. Bizim şu anda konuştuğumuz Hatib bin Ebi Belta'a, bu kişi Ebu Süfyan'ın halifi. 3455 Akhbarana Ebu Ya'la, bize Ebu Ya'la haber verdi. Haddethena İshak ibn İsmail el-Talikaniyyu, bize İshak bin İsmail el-Talikani anlattı. Haddethena ibn Fudayl'in, bize ibn Fudayl anlattı. An Husayn ibn Abdirrahmani, o da Husayn bin Abdurrahman'dan. An Sa'd ibn Ubeyde'te, o da Sa'd bin Ubeyde'den. An Ebi Abdirrahman es-Sulemi, o da Ebu Abdurrahman es-Sulemi'den. Kale, dedi ki, Semi'atu Aliyen, Ali'yi işittim. Yekulu, şöyle derken, ve huve alel minberi, minberde şöyle derken Hazreti Ali'yi işittim diyor. Kim diyor? Ebu Abdirrahman es-Sulemi. Ba'athani nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderdi. Ve Ebu Merthedin es-Sulemiyye, ve Ebu Merset es-Sulemi'yi gönderdi. Ve kilâne fârisun, her ikimiz de atlıyız. İyi at binicisiyiz anlamına da gelir bu. Hızlı gitmeleri için Hazreti Ali'yi ve bunu atlarınıza binin, ikiniz koşun. Nereye? Kale, dedi ki, intaliku, hemen koşturun. Hatta te'tu ravdata khâhin, ravdata khâh denen yere kadar hızlıca gidin. Fe inne biha mra'aten, çünkü orada şu anda bir kadın var. Ve ma'aha sahifetun min Hatib ibn Ebi Belta'ta, ve yanında Hatib bin Ebi Belta'den, bu bir sahabi, yazılmış bir mektup var. Kime? İlel müşrikine, müşriklere yazılmış bir mektup yaz. Fe'tuni biha, o mektubu bana getirin, dedi. Hazreti Ali'yi ve Ebu Mersed'i görevlendirdi. Fe'edraknaha, vardık gittik, kadını bulduk. Hakikaten dediği yerde kadın vardı bir tane. Ve hiye ala ba'irin, devesi üzerinde bir kadın. Ba'irin leha haythu kâle lena Resulullah, Resulullah'ın bize dediği yerde sallallahu aleyhi ve sellem. Fekultu, kadına dedim ki, diyor Hazreti Ali, eynel kitâbul lezî ma'aki, seninle birlikte olan o yazılı kağıt nerede? Fekâlet, kadın dedi ki, me ma'i kitâbun, yanımda bir yazılı bir şey yok. Kale, diyor ki Hazreti Ali, fe enahna ba'iraha, biz de onun devesini çöktürdük. Ve fetteşna rahlaha, ve eşyalarını aramaya başladık. Teftiş ediyorlar. Fe kale sahibi, arkadaşım dedi ki, aramışlar. Ma nara ma'aha şey'en. Ebu Merset demiş ki, kadında bir şey yok, bir şey bulamıyoruz. فَقُلْتُ لَهُ, Ebu Merset'e dedim ki, لَقَدْ عَلِمْتَ, sen çok iyi bildin ki, مَا كَذَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hiç yalan söylemedi. وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ, Hazreti Ali kadına dönmüş, demiş ki, adına yemin edilen için, kimin adına yemin edilir? Allah Azze ve Celle. Adına yemin edilen için söylüyorum. لَتُخْرِجَنَّهُ, ya çıkarırsın yazılı belgeyi, اَوْ يَهُدْ لَاُجَزَّنَّكِ بِالسَّيْفِ, ya da ben seni kılıçla cezalandıracağım. Yani ölümle tehdit etmiş, öldürmekle tehdit etmiş. فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ, Hazreti Ali'nin ciddiyetini görünce kadın, ehvet ila hujzatiha, hemen uçkuruna davrandı.
Ve aleyha izarun min sufin. Üzerinde yün bir izar vardı. Oradan ve ahrajetil kitabe. Oradan yazılı vergiyi çıkardı. Sağlam yere saklamış. Fateyna biha nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Alıp belgeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdik. Fekale nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ya Hatib, ey Hatib." Hatib Medine'den sahabeden birisi. Çağırtmış Hatib'i Resulullah. Demiş ki: "Me hameleke alellezî sana'te." Bu yaptığını niçin yaptın? Ne seni bunu yapmaya sevk etti? Yaptığı şey ne diyecek derseniz, Resulullah'ın Mekke'ye karşı yapacağı hamleyi önden haber veriyor. Yani haberiniz olsun, burada bir hazırlık var muhtemelen Mekke'ye doğru diye. Yani en Resulullah'ın istemediği şey, ki çok tedbir almış Mekke, bilgisi gafil avlamak istiyor Mekke'yi. Evet. Ve muhtemelen bu bilgi kendisine vahyen geliyor. Çünkü Hazreti Ali de Hazreti Ebu Merced de bilmedikleri bir işin peşine Resulullah'ın verdiği ihbarla gidiyorlar. Hani böyle bir duyulmuş, bilinmiş bir şey olsa Resulullah bize hiç yalan söylemedi, illa bu kadında bir şey olmalı gibi bir şey demezler. Bilgi kaynağı Resulullah ve başka kimse yok. Yer belli, oraya göndermiş ve kadını zorluyorlar. Kadından belge çıkıyor. Resulullah da Hatib'e soruyor. Bu ihaneti niçin yaptın dercesine, bunu yapmana seni ney sevk etti? Tabi demiyor ihanet diye. Fakale, o da dedi ki: "Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ma bi en la akuna mu'minen billahi ve rasulihi. Ben Allah'a ve Resulüne iman etmemiş biri değilim. Velakinni, ancak ben arattu en yekune li indel kavmi yedun. İstedim ki karşı kavmin yanında bir elim olsun. Yani onlara bir şey yapmış olayım da karşılığında bir şey isteme şansın olsun. Yedfa'ullahu biha an ehli ve mali. Ve bunun karşılığında Allah Azze ve Celle malımı ve çocuklarımı korusun. Yani ben onlara bir iyilik yapınca onlar da işte malıma, çoluğuma, çocuğuma ilişmeyi versinler diye böyle bir hesap içerisine girmiş. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ. Sonra dönüp demiş ki Resulullah, senin arkadaşların içerisinde hiç kimse yok ki اِلَّا وَمِنْ قَوْمِهِ هُنَاكَ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ. Hepsinin orada bir adamı var ve onlar üzerinden malını ve ailesini bir şekilde korutuyor. Yani akrabası var, bilmem nesi, bir şekilde ona ilişeceği zaman o kendi müşrikler, kendi aralarından ilişmeyin diyen biri çıkabiliyor. Ben bu anlamda sahipsizim. Böyle bir şey yapayım da buradan birileri de benim geride bıraktığım çoluğumu, çocuğumu, malımı gözetlesin. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatib'i dinleyince dedi ki: "Sadaka, doğru söyledi. La tekulu lehu illa hayran." Hatib hakkında hayırdan başka bir şey konuşmayın. Yani Resulullah şu tavrı koymasa evet, vatan haini olacak. Fakat birileri durur mu Resulullah böyle dediği halde? Fekale lehu Umaru. Ömer dedi ki: "Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, innehu kad khana Allah ve Resuluhu vel mu'minin." Bu adam hem Allah'a, hem Resulüne, hem müminlere hıyanet etti. Yani doğrucu olunca böyle oluyor demek. Evet. Yani Resulullah öyle demesine karşın Hazreti Ömer içindeki o bu olayı böyle görüyor. Sen ne diye mektup yazarsın kardeşim, yani velev ki sahip. He? Doğru da yani. Fedani, orada da durmamış. Fedani hatta adriba unukahu. Öfkelenmiş. Bırak şunun boynunu vurayım demiş. Bu hıyanet içerisinde demiş.
Hazreti Ömer görüşünü dikkat ederseniz açıkça söyleyebiliyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Evleyse min ahli Bedr'in, Hatib Bedir'e katılanlardan birisi değil mi? O en az sayıda olduğumuz günde, en çaresiz olduğumuz günde Bedir'e katılmış birisi değil midir Hatib? Hem muhacirden hem Bedir'e katılmış bir kimse. Kadın değil mi? Yok, erkek. Sonra Hazreti Ömer'e demiş ki: "Ma yudrike ya Umaru?" Nereden biliyorsun ey Ömer? "La'alla Allahu tala'a ala ahli Bedrin." Belki Allah Bedir'deki o savaşan müminlere baktı. Fekale onlara dedi ki: "E'melu ma şi'tum." Ne yaparsanız yapın. "Kad vecebet lekumul cennetu." Sizin için artık cennet gerekli olmuştur. Dedi belki. Nereden biliyorsun? Burada belki biz esas bağlayabiliriz değil mi hocam? Resulullah böyle söylüyor. Onun ümidinin bu yönde olduğu anlaşılıyor. Çok çok özel bir topluluk Bedir. Çok özel. Cenab-ı Hakk'ın ayette konu ettiği, orada müminleri beğeniyle andığı çok özel bir topluluk. Ama içlerinde o, bu bilemeyiz. Çok özel bir topluluk. Hazreti Peygamber o Kur'an ayetleri kendisine nazil oldu. Konu etrafında bilgisi, bizatihi olayı yaşamışlığı var. Hatip deyince aklına Bedir geliyor. O Bedir'e katılan birisi diyor. Nereden biliyorsun? Belki Allah Bedir'dekilere baktı, dedi ki artık senin için cennet gerekli olmuştur. Buradan şunu da anlayabiliriz. Kişinin yaşamı içerisinde öyle sahneler olabilir ki o sahnede Allah Azze ve Celle ona hemen, hani bazen öğretmen çıkarıyor, son puanını veriyor. Tamam, tamam diyor. Sözden 10 verdim, çıkarın kağıdını yazın diyor. Bitti. Cenab-ı Hak da ona oradan puanını vermiş olabilir diyor. Bu adam Bedir'e katılan birisi. Bunu söyleyince deminki öfke dolu olan Ömer, kendisi de bir Bedir'e katılmış birisi olarak فَدَمَعَتْ عَيْنُ عُمَرَ Ömer'in gözleri yaşardı. وَقَالَ ve dedi ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Evet, biz de böyle hayırla yad ettik. Hatib bin Ebi Belta'yı tam bir insan olarak gördük kendisini. Hem bir yandan çocuklarını, malını esirgemeye çalışan bir refleks içerisinde. Tam bir insani bir şey bu. Yani. Diğer yandan Allah ve Resulü için canını ortaya koyan, kalabalık bir ordu karşısındaki Bedir'de yenilmeleri işten bile değildi. Değil mi? O günkü yarımadadaki güç dengeleri açısından. Tamamıyla imanla geldiği yerde Allah Azze ve Celle uğrunda savaştığı büyük bir gazi, Bedir gazisi. Demek ki sahabe de bir insan, onların faziletleri, tercihleriyle alakalı. Bu onlarda hiçbir zafiyet olmadığı anlamına gelmiyor. Zafiyetleri de aynı birer, bizler insan gibi zafiyetleri olabilir. Daha fazla kaçınabilmişlerdir, korunabilmişlerdir, ne bileyim düşebilmişlerdir, olabilir. Nerede var rivayet? Buhari'de varmış, 3761 nolu. Megazi'de vermiş İmam Buhari, Gazveler bölümünde. Bab başlı olarak da ne başlık atmış olabilir? Fadlumen şehide bedran. Bedir'e katılmanın fazileti demiş. Sıradaki hadisimiz zikru nefi duhulinna. Bitti mi? Doldu. Peki akulu kavli hada ve estağfirullahel azim li ve lekum ve lisairil müminin. Rabbena la tuakhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allezine min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته